yaklaşık Nisan ayında başlayan TÜR eylem planı çalışmaları Eylül ayı itibariyle arazi çalışmalarına bugün itibariyle son verdik. Çok değerli bilgiler edindik ve bu elde ettiğimiz bilgiler yaklaşık 10 sene önceden beridir toplamaya başladığımız verilerle birleştirildi. Sonuç olarak korumaya ihtiyacı olan bir tür olduğu sabitlenmiş oldu artık. Artık türün yayılış alanının Çakıroluk mevkisi olduğu, buradaki birey sayısının yaklaşık 100 bireyden daha az olduğu, bu haliyle de nesli tehlikede türler kategorisine alan türün daha da ileri giderek kritik bir şekilde nesli tehlikede olduğu ortaya çıktı. Tabii biz buradaki yaptığımız çalışmalarla en azından şu ana kadar sayısal olarak veriler elde ettik. Bu verileri burada yapacağımız tür izleme çalışmalarıyla yapacağımız koruma çalışmalarıyla birleştirerek özellikle önümüzdeki 5 yıl kısa süreli olarak yapacağımız koruma çalışmaları ve daha sonrasında ekleyeceğimiz diğer koruma çalışmaları ile türün neslin devamını sağlamaya çalışacağız. Uluslararası bir kurum ve organizasyon IUCN'e göre bu hayvanın konumu critical endangered, yani kritik tehlike altında. Burada bir takım kriterler var, IUCN kriterleri var. Bu critical endangered kriteri nesil tükenmesinden, yani extinct dediğimiz tükenmeden bir önceki nokta. Tabii hiçbir zaman biz bunun extinct olmasını, yani neslin tükenmesini istemiyoruz. Bütün emeğimiz ve çabamız yine aynı şekilde Milli Parklarla beraber ve üniversite olarak, Pamukkale Üniversitesi olarak bu türün yaşamını olabildiğince türün devamlı neslini sağlamak. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde biyolog olarak görev yapmaktayım. 3 yıldır tür eylem planı düzenliyoruz. İlk yılımızda denizli nakıla ve testi otu bitkisi çalıştık. İkinci yıl seçmen çakşırı bitkisini çalıştık. Bu yılda tavas kurbağası Rana tavasensis çalışıyoruz. Oldukça heyecan verici projeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu kurumda olmaktan çok memnunum. İlk defa bir kurbağaya bu kadar yakınlaştık. Rana tavasensis özelinde kurbağaların dünyasını yakından tanıma fırsatımız oldu. Her yıl tür eylem planı yapılmakta. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 100 tane tür eylem planı bitecek. Bizim 2017 yılında 2 türde, 2018 yılında 1 türde, 2019 yılında da elimde görmüş olduğunuz Rana tavasensis, yani tavas kurbağasının tür eylem planı yapılmakta.